Ocak kültürü dün de değinildi. Toplumun en önemli stargahıdır. Belki de klan toplumundan itibaren iktidarlaşmamış, hem devlete rağmen hem de devletle beraber rızalı toplumun en güçlü örgütleme modelidir. Sosyolojik bir örgütleme modelidir. Sadece bize ait bir model değildir. Tarihsel süreç içerisinde hemen hemen toplumun yaşadığı bir örgütleme modelidir. Bu modelde Pir Mürşit Rayber Talip topluluğu vardır. Dikey bir örgütleme modeli olmaktan ziyade el ele el hakka deyip çember şeklinde bir örgütleme modelidir. Ocak kültürü bir stargahtır. Bu inancın toplumsal hafızasıdır ve günümüzde dernek hattına alternatif olarak düşünülüyor. Bu tarzı kabul etmiyorum ben. Pir, mürşit, rayber yılın belirli dönemlerde dar didar olur. Ocak hizmetleri günümüze de devam edebilir. Bu engel değildir. Yeter ki biz bunu içselleştirelim. Katliamların olduğu dönemde sadece Dersim'de değil, bütün Reyhak coğrafyasında önce ocaklara yönelmiş, Dersim'de de Bargeni'ye gelinmiş, birçok örnek var. Bir gün Avuşan ocakları getirilmiş, Kıdırdamı köyünde Sekesur'da yok edilmiştir. Direngahtır, stargahtır, toplumun varlığını, birliğini, dirliğinin devam ettirilmesi halidir. Alevilerin en önemli sorunu asimilasyon değerli arkadaşlar. Bir kısmı otoasimilasyon, bir kısmı da devlet kaynaklı, iktidar kaynaklı asimilasyonlardır. Biz bu asimilasyonla mücadele etmez isek, sadece kırdan kente göç eden Alevilerin oluşturduğu büyük cemevi binalarında cenaze kaldırmaktan öteye gidemeyiz. Alevilerin mücadele etmesi gereken en temel şeylerden birisi asimilasyondur. Çünkü Alevilik büyük bir baskı altında. İşte bugün Kültür Bakanlığı'na bağlı Cemevi Başkanlığı kurulmasının temel nedeni budur. Yani bu aslında Alevileri asimile etmek için son noktadır. İkincisi ÇEDES projesi. Bir Alevi ailenin kendi çocuğunu o derse ya da o okula göndermemek için zorunlu din dersini kastediyorum. Bir çaresizliği var. Çünkü orada ayrımcılığa uğrayacak. Çünkü orada yaşamını sürdüremeyecek o çocuk. Orada ayrımcılık yaşayacak. Dolayısıyla aileler çocuklarınızı buraya göndermeyin dediğinde Alevi örgütlerine soruyorum. Mutlaka onlar bunu konuşacaklardır. Çünkü onlar bu işin teolojisini yapıyor. Alevi örgütlerinin başkanları ama biz bir siyasal parti olarak bunun mücadelesini Alevi örgütleriyle ortaklaştırarak Alevi toplumuyla bunun mücadelesini yürütmek zorundayız. Dolayısıyla Cemevi Daire Başkanlığı, ÇEDES projesi ve en sonunda Marif modeli, yani dincileştirilen bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bununla Dersim toplumu, bununla Alevi örgütleri ne kadar mücadele ediyor? Buraya bir soru işareti koymak istiyorum. Ya da hiç etmiyorlar demeyeceğim, bu haksızlığı edemem ama güçlü müdür, yeterli midir? Ve biz de Alevi aileler olarak buna ne kadar destek sunuyoruz? Dersim toplumu buna ne kadar destek sunuyor? Son dönemlerde iki şekilde bir asimilasyon var. Bir, Alevilerin süreyi bin, yol bir sürek bin bir cümlesinden rahatsız olanlara sesleniyorum. Alevileri tekleştirip tek bir kalıba sığdırmaya çalışanların aslında sizi yok sayan zihniyetin yıllardır yapamadığı, başaramadığını başarıp asimilasyonu devletin eline teslim etmek. Yani Alevileri teslim almak, dönüştürüp teslim alma zihniyetiydi bu. Yıllardır buna mücadele etti. Hatırlayın, 2009-2010 AKP'nin Alevi çalıştayı. AKP Alevilere Alevilik tarifi yaptı, tanımı yaptı. Alevilerin süreyin bir bin olduğunu unuttu, size bir kalıp çizdi, bir çerçeve çizdi. Sizin inancınız bu dedi. Yani bir elbise biçmeye çalıştı. Hedef neydi? Tekleştirip orada da rahatlıkla teslim almaktı. Yüzyıllardır bu topraklarda farklı şekilde bir asimilasyon politikası uygulamaya çalıştı. Sürgün etti, inancından vazgeçemediler. Katliama uğrattılar, vazgeçmediler. Soykırıma uğrattılar, vazgeçmediler. Peki ne yapalım? Bize yeni bir çocuk doğdu arkadaşlar. Belki bu topraklarda, Dersim topraklarında
AKP'nin getirmeye çalıştığı, oluşturduğu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı denilen o asimilasyoncu kurumu kabul eden iyi bir adım olduğunu söyleyen dostlar olabilir. Emin olun ki bu iyi bir adım değil dostlar. Artık kucağımızda bir Alevi Diyaneti var. Hepimizin birlikte el ele vererek inancın teolojik anlamda farklı da düşünsek, sürekleri anlamda farklı da düşünsek bu kuruma karşı birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var. Günümüzde bu mücadele yeterli değil. Burada başarılı olabilmemizin tek yolu Alevilerin örgütlenmesi ve Alevi kurumlarının cem evlerini sadece bir ibadethane olarak görmemesi gerekir. Bir eğitim merkezi olmalı. Çocuklarımız eğer Aleviliği yolu ve erkanı cem evlerinde öğrenirlerse, çünkü ocak sistemi neredeyse, bunu beni bağışlasın birilerim, ocak sistemi çökme noktasına geldi. Yani talip, rehber, pir, mürşit ilişkilerinin yerine yeni bir sistem geldi. Talipler üye oldu. Rehberlik postunda şube başkanları oldu. Pir postunda genel başkanlar oldu ve mürşit postunda da federasyonlar oldu. Bu böyle bir örnek. Beni bağışlayın, öyle bir mukayese etmiyorum ama sistem bu noktaya doğru gitti. Öyleyse ya ocakların yeniden güçlenmesi için Alevilerin yeni bir politika geliştirmesi gerekiyor. İnansal anlamda ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor. Buna biz günün şartlarına göre Aleviliğin yenilenmesi, ritüellerin yenilenmesi gerekir diyoruz. Çünkü artık cem evlerimiz caminin alternatif oldu. Cenaze namazları kılınıyor. Cemler Kur'an'la başlıyor, Kur'an'la bitiyor. Böyle bir noktadayız. Böyle bir alanda, böyle bir dönemde yapmamız gerekenleri biz bilerek yapmazsak başkaları bizi istediği şekilde...